Kahve Trip kanalından herkese merhaba. Bugün konumuz Türk kahvesi. Türk kahvesinin yerinin ayrı olduğuna dair bir toplumsal uzlaşı içerisindeyiz. 40 yıl hatır gibi klişelere girmeden bu sonuna kadar sahiplendiğimiz Türk kahvesinin hakkını ne kadar verebiliyoruz? Maalesef yanıt iç acıcı değil. Kötü ve bayat çekirdekleri çoğunlukla yanlış kullanarak kötü sonuçlar elde ediyoruz. Daha da kötüsü bu kötü sonuçlardan bir damak tadı devşirmiş olmamız. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Türk kahvesinin hak ettiği yeri taşımayı hedefleyen güzel girişimler de var. Bugün deneyimli bir kahve profesyoneli tarafından Ankara Ayrancı'da açılmış çiçeği burnunda bir dükkanı ziyaret edeceğiz. Ve nitelikli Türk kahvesi ne demektir, nasıl pişirilmelidir, incelikleri nelerdir, nelere dikkat edilmelidir gibi soruları cevaplayacağız. Siz de cheesecake ve Türk kahvesi seviyorsanız Kuzgun 9'a bir uğrayın derim. Hadi başlayalım. Genelde Türk kahvesi için asiditesi düşük, gövdesi yüksek kahveler öneriliyor. Ama Türk kahvesi için Etiyopya kahveleri de içilebilir. İşte Uzak Doğu kahveleri de içilir. Ama genelde Güney Amerika kahvecileri tercih ediliyor. Brezilya, El Salvador gibi kahveler tercih ediliyor. Çünkü Güney Amerika kahveleri daha böyle asiditesi düşük ve gövdesi yoğun olduğu için Türk kahvesinde daha iyi karşılık veriyor. Türk kahvesi bence orta kavrulmalı. Koyu kavrulmamalı. Sadece Türk kahvesi değil, bütün kahveler bence koyu kavrulmamalı. Çünkü koyu kavrulmak iyi bir şey değil, makbul bir şey değil. İçerisindeki nitelikler ölmeye başlıyor kavruldukça, ısıya maruz kaldıkça çekirdek. O nedenle çifte kavrulmuş Türk kahvesi mesela tavsiye etmem yani. Çünkü çoğu robusta katıyor Türk kahvesinin içerisinde ve düşük kaliteli çekirdek alınıyor. Ve alışılageldik bildiğimiz geleneksel Türk kahvesi yapılıyor. Biz burada iyi kahve içmemiz için öncelikle bu Türk kahvesi de olabilir, diğer demleme kahveleri de olabilir, espresso bazlı kahveleri de olabilir. İyi kahve içebilmemiz için iyi bir çekirdek olması lazım. İyi bir nitelikli çekirdek olması lazım. Bizdeki kahvelerde yoğunlukla bu şekilde nitelikli kahveler. Biz burada konsept olarak nitelikli Türk kahvesine odaklanmak istiyoruz. Türk kahvesini daha ön plana dominant bir şekilde koyduk. O nedenle özel bir cezvede yapıyoruz Türk kahvesini. Soy cezvesinde. Soy cezvesinin özelliği ne? Kalın gramajlı ve biçimi de farklı olan, aşağıya doğru genişlemiş olan bir cezve. Bakır çok ısıyı çabuk alan ve çabuk yayan bir madde olduğu için kalın gramajlı bir bakır var. Bir de içerisinde bir gümüş kaplama var. Bu gümüş kaplamada suyu bakırdan ayırıyor. Yani bakır sağlıksız bir şey normalde. Onu gümüş kaplamayla o izolasyonu yapılıyor. Şimdi size hatta demleyerek göstereceğim. Taremi aldım.
1'e 10 oranında demliyorum. 1'e 10 ne demek? 1 gram kahveye 10 gram su. Yani burada ya da 1'e 9, 1'e 8 de demleyebilirsiniz. Hatta ben 1'e 8 de demleyebilirim. 9 gram kahveye 70 gram su kullanacağım. Ha, su nasıl olacak? Suyun kalitesi önemli tabii. Çeşme suyu asla kullanmıyoruz. Öğüttükten sonra ilk önce kahveyi cezveye koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Gene tartımın üzerine koydum cezvemi. Taremi aldım. Ve 70 gram suyumu koyacağım üzerine. Yalnız buradaki su önemli. Normalde klasik geleneksel anlayışta kahve soğuk suyla yapıyorlar. Biz 50-55 derece arasındaki suyla yapıyoruz. Ilık suyla diyeyim. Burada kahvenin ısıl işleme fazla maruz kalmaması için o süreyi kısaltıyoruz. Dolayısıyla bu da kahvede acımayı engelliyor. Yanık tadını engelliyor. Şimdi 55 dereceyle başlayan demlemeyi başlattım. 2 dakika sürecek yaklaşık olarak bu demleme. Ve acıtı olmadan, yanmadan kahvemiz demlenecek. Evet, 2 dakikaya doğru yaklaştık. Gördüğünüz gibi köpük geldi. Fincanıma döküyorum. Fincanımın şöyle bir özelliği var. Aşağıya doğru genişliyor, yukarıya doğru daralıyor fincan. Bunun sebebi de üstü dar olduğu için havayla az temas ediyor ve kahve hızlı soğumuyor. Faruk Malhan'ın Sufi serisinden bir fincan. Bu şekilde sunuyoruz. Yanında lokum ve afiyet, şeker olsun demem lazım değil mi?